bugün buradan Kütahya'da ilk örneğini görecek olduğumuz ve Aslanapa ilçemizde başlayarak tüm ilçelerimize, merkezimizde de dahil olmak üzere yaygınlaştıracak olduğumuz önemli bir projenin adımını atmak adına ve sizlerle bunu paylaşmak adına burada toplandık. Tarıma dayalı ihtisas hayvancılık organize sanayi bölgesinin ilk duyurusunu buradan sizlerle birlikte kamuoyuna paylaşmanın da mutluluğunu aynı zamanda yaşıyoruz. Az önce il başkanımız da söylediği gibi bu alanda 800 dekarın üzerindeki planlanmış olan bu alanda yaklaşık 75 işletmeyle ve 3 birbirinden farklı projeyle hayata geçecek olan söz konusu projenin arkasından yine yaklaşık 18 bin civarında hayvanın burada bakılarak Kütahya ekonomisi başta olmak üzere Türkiye ekonomisine bu anlamda bir katkı vermeyi planlıyoruz. Buradaki amacımız tabii malumunuz kırsaldan şehre olan bir göç var. Bunu bir şekilde önüne geçebilmek. Gençlerimizin hayvancılık noktasındaki o teveccühünü arttırabilmek, onları bu manada özendirebilmek. Yine toplu bir işletme kurarak yatırım maliyetlerini daha aşağıya çekebilmek. Devletimiz tarafından yapılan bir altyapı maliyetiyle. Yani bu şekilde yaparaktan gerek bölge ekonomisine, gerekse Türkiye ekonomisine daha çok katkı sağlamak. Aynı zamanda da hayvansal üretim anlamında da daha çok kendi ayaklarının üzerinde duran bir şehir inşa etmek. Tabii bu organize hayvancılık bölgesinin Türkiye açısından öneminin olduğu kadar bizim açımızdan da Kütahya'daki önemi çok büyük. Hem örnek olması anlamında hem de önümüzdeki dönemde artık evlerde 2 hayvan, 3 hayvan, 5 hayvan beslemekle sadece bir kişinin, iki kişinin geçinebildiği gelir elde etmek yerine daha profesyonel, her şeysinin içerisinde olduğu, kesimhanesinden, mezbahasından doğalgaz üretiminin yapılabileceği bir tesise, güneş enerjisi sistemleriyle kendi enerjisini kendisinin üretebileceği, veterinerinin, soğuk hava depolarının kendi organizasyonun içerisinde olabileceği bir ortam oluşturmakla ilgili bir çalışma yapıldı. Bu bağlamda da buradaki kurulacak olan 820 dekarlık alan içerisinde 75 tane tesisin bulunacağı, yaklaşık 12 tane 10 dekarlık, 28 tane 5 dekarlık ve 35 tane de 3 dekarlık olmak üzere toplam 75 tane tesisin işletmenin olabileceği bir organize sanayi bölgesi pozisyonuna geliyor. Burada yapılacak olan yatırımın karşılığında TKDK'dan alınacak desteklerle birlikte buraya yapılacak olan yatırımların 3 yıl gibi kısa bir süre içerisinde geri döneceği hesaplanmakta. Bunun Kütahya genelinde hesapladığımızda 2 yıllık bir dönemde 1 milyar TL'den daha fazla bir rakamın Kütahya ekonomisine kazandırılması hesaplanıyor. Yaklaşık 8 ay önce ilçemizdeki göreve başladım. Geldiğim esnadan itibaren önümdeki projeler kapsamında en çok kıymet verdiğim, en çok üstüne titizlikle düştüğümüz projelerden bir tanesi de buradaki bir diğer örneği Ankara Sincan'da bulunan organize hayvancılık bölgesi projesidir. Bu proje kapsamıyla birlikte ilçemiz, ilimiz nezdinde ve aynı zamanda bölgemiz nezdinde daha da katma değer bir hale gelerek bunun katma değerini daha yakın bir şekilde göreceğiz. Vekillerim ve başkanlarım anlattıkları gibi teknik aşamada anlattılar. Biz bu projeyi ilçemize kattıklarından dolayı Sayın başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Tarım Bakanımıza, milletvekillerimize ve İl Başkanımıza, ilçe ve il tarım müdürlüklerimize, ilçemize bu değerli organize sanayi sistemini kattıkları için çok teşekkür ederim ilçem adına ve şahsım adına.